Oho arkadaşlar nereden başlasam? Nereden başlasam neleri anlatsam? O kadar çok şey var ki anlatacak yani. Ve hangisinden başlasam nasıl dizeceğim? Çünkü anlatacak şey çok. Her şey de çok karışık. Umut. Umut arkadaşımız e, sormuş. Bir şey sormak istiyorum Çağlar. ilerisi için daha Almanya'da kalmayı mı planlıyorsun yoksa hakkında başka bir ülke var mı? Yani Almanya sana eskisi gibi tat veriyor mu? Ben şu an henüz dördüncü yılımdayım. 5. yılıma gireceğim. Öngörülerini merak ediyorum demiş Umut. Bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar bu arada. Videoların altına yazdıklarınızı önem veriyorum yani. Ha hepinize katılmıyorum o başka bir şey ama okuyorum. Ya Umut ben yıllar içinde şunu öğrendim. Kendi adıma önce konuşayım. Herkes başka bir şeyler öğreniyor. Benim hayat tecrübem şu oldu. Çok böyle keskin keskin olmamak lazım hayatta. O maddi olur, manevi olur, ilişkiler olur, para olur. Ee, aklınıza ne geliyorsa yani. Dolayısıyla artık benim ön yani bir insanın bu çok kompleks sistemde aslında öngörü oluşturabilmesi çok zor. Bir ülkeyle alakalı. Ee, önce kendimde gözlemlediğim bir eğilimi anlatayım sana. Belki zaten 3 soru sormuşsun. Oradan başlayalım. Şimdi ben zaman içinde bir keresi zaten zaman içinde çok değiştim. Hepimiz değişiyoruz. Geçiş değişmeyenler de var ama. Ee, ben şöyle bir değişim yaşadığımı fark ettim. Artık daha kendimi bir yere bağlamamaya çalışıyorum. Yani kendi hareketlerimi gözlemliyorum. Ve şeyi Düşündüğüm fark ettim. Özellikle bu Kolombiya ve Kolombi Güney Amerika'ya gittikten sonra, Karabikleri gördükten sonra, oraya göç etmiş Avrupalıları gördükten sonra veya oraya göç etmiş 3-4 sene güzel gitmiş işler, 5. senede işler kötü gitmiş geri dönen insanları tanıdıktan sonra falan. Şunu fark ettim, insan bir şey denemek istiyorsa mutlaka denemesi lazım. Ama mesela diyelim bu video konteksi içinde bu ülke değiştirmek olsun. Bunu yapabilmen için mobil olman gerekiyor. Ne demek? Bağlılıklarının olmaması gerekiyor maddi, manevi. Mesela Türkiye ile bir gönül bağım var değil mi? Niye? Anne baba orada. İşte orada büyümüşüz. Sonra buraya geldik 17 yaşında. 19 sene oldu. Şimdi burada da bir gönül bağı Berlin'de Berlin'e bir şekilde var. Almanya'ya da var. Tabii ki ben yine yurt dışında bir yere gittiğimde Almanca duyduğumda rahatlıyorum psikolojik olarak. Onu fark ettim. Mesela İtalya'ya bir gittik. Almanca duyuyorum. Rah rahatlıyorum böyle. Sanki artık o yani sanki değil. Ana dilin olmasa da artık o artık senin yurdunun dili olmuş oluyor. Şimdi e mobil olmam gerektiğini fark ettim herhalde bilinçaltı düzeyinde ve gitgide kendimi burada hiçbir şeye bağlamamaya çalışıyorum Almanya'da. Niye? Çünkü insan orada ben önceden yazıp çizmiyorum bu videoları o yüzden konudan konuya atlayabilirim aklıma ne ediyorsun anlatıyorum. Şimdi kafamda denemek istediğim bir şeyler var ama tam ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka bir başka step olması gerektiğini biliyorum. Niye? Yaşlı insanları izliyorum en pişman oldukları konu hayatlarında yaptıkları şeyler değil, yapmadıkları şeyler. Bak, açın YouTube'da Amerikalıların böyle çektiği çok güzel kontentler var. Adam sadece parkta 70 yaş üstündekilere soruyor. En çok neye pişmansın? Ya da pişmansın demiyor da tekrar 20 yaşında, 30 yaşında olsan ne yapardın? Hepsi hep pişmanlıklarını anlatıyorlar. Şunu şunu yapmak istiyordum, riski alamadım, yapamadım. İşte kimse ailesiyle daha çok vakit geçirmek istemiş. Ama diyor ki yani deli gibi çalıştım. Çocuklarımın büyüdüğünü görmedim. Kimisi diyor ki işte e, hep gidip Güney Amerika'da yaşamak istedim. Ama işte hep emekli olunca yaparım dedim. Ve diyor emekli olunca artık işte bacağımın şurası tutmuyordu, dizimin şurası tutmuyordu. O geç olduğunu fark ettim diyor. Kimse işte bir business yaratmak istiyordum. Potansiyelimi ama Yani potansiyelimi göstereceğim bir alanını denemek istiyordum ama risk risk alamadım diyor ve çok pişmanım en azından deneseydim ne olurdu hani batardım tekrar şu anki yaşadığım hayatı tekrar gerçekleştirebilirdim elimde mesleğim vardı maaşım vardı maaşım tekrar olurdu diyor yani şimdi dolayısıyla benim olay Almanya hani Almanya bana tat veriyor tat vermiyor şurası tat verir olayı değil bundan çok kendimi gerçekleştirmeyle ilgili yani kafamda bir planlar var. O planlar da zaman içinde tabii ki değişiyor ama bu planları zamanı geldiğinde uygulayabilmem için mobil olabilmem gerektiğini fark ettim. Yani hemen harekete geçme fırsatımın olması lazım. Bunu da şu an buraya daha çok maddi manevi anlamda kök salarak yapamam. Bir örnek vereyim. Benim hep yıllar içinde vardı. Çok ben restoranlarda çalıştım. Yani Türk Türklerle çalıştım. İtalyan şeyinde çalıştım. Fransız bagetçisinde çalıştım. Zegafredo kafe zinciri var. Onlarda yaptım. Yani ben hayatımda var ya her meslek şeyinden geçtim yani. Mesela o zaman hep şey vardı. a ben gastronomi yani İlla ileride böyle kafama yatan bir yerde gastronomi yapacağım. Çünkü insan ilişkilerimi görüyorum. İnsanları, müşterileri bağlayabildiğimi görüyorum falan filan. Benim de patronlar geldi hep servise veriyorlardı. ben insanlarla benim ilişkim konuşmam çok iyiydi yani şakalaşmam o bu falan. Çok iyi bahşiş yapıyordum falan diğerlerine kıyasla. Sonradan ama mesela bu fikir şöyle gelişti. Dedim ki iyi de ya ben bir işte bilmiyorum belki bir güney ülkeye taşınma mı olur? Güney Amerika mı olur? Güney Amerika'yı 3 sene, 4 sene, 5 sene Deneyimleme, deneyimleme mi olur? Böyle şeyler aklıma gelince dedim ki Çağlar senin bu mesela atıyorum bir mekan açma gastronomiyle bu hayalin uyuşabilecek paralelde gidebilecek bir hayal değil. Mekanı olanlar bilir. Bir mekanı açtın mı 7-24 artık sen o şehrin o köşesindesin. Senin hayatın artık orada geçecek. Geçmek zorunda. Çünkü iş yürümedi mi bütün sistem, paran Paran borçların borçlanmaların bütün sistemin yürümeyecek yani artık o köşe o şehrin yerinde açtığın o köşe senin bütün hayatın orada geçiyor. Ne oldu mesela benim böyle bir hayalim kalmadı kendi adıma. Ondan sonra bir dönem dedim ki işte burada öğretmenliğe başlayınca emlaktan tanıdıklarım vardı Berlin'de. Türk kökenli burada da büyümüşler. Çok buradaki piyasaları biliyorlar falan filan. O aileler öğretmenlik yani başladığımı bitirdim mi şu kadar kredi alabilirsin falan filan hemen dedi sana şuradan bakarız evlerin işte senelik yükselişi şu kadar oluyor mutlaka falan filan o, zaman o dönem mantıklı geldi bana. O dönem mantıklı geldi ondan sonra ve kendim birkaç ekonomik yatırım videosu çektim Tabii insanlar ilgilenmiyorlar bir de bizim kalan algoritma o değil çok izlemediniz ilgilenmediniz. Problem yok. Sonra orada anlattığım bir şey vardı. Ben yıllar içinde hep kriptonun gelişimini takip ettim ama hiç parayı yatırmadım. Başkalarının kazandıklarını veya battıklarını gördük ama ben kendim denemedim onu. Anlatabiliyor muyum? Yani kendim çok yakından gözlemlediğim bütün cycle'ını, sirkülasyonunu gözlemlediğim bir şeyi kendim o cesareti gösterip yapamadım. Ne oldu? Fırsatlar kaçtı. Ya da bilmiyorum belki batacaktık batmaktan kurtulduk. o da olabilir. Yani diyorum ya kesin konuşmamak lazım. Ama ne oldu o kaybetme riski korkusunu aşınca bir kere kendi arkadaşlarım var. Benim neye ne kadar yatadığımı da biliyorlar. Yani küçük bir mevla değil. Yani yatırdıklarım O korku yaşınca ne oldu mesela hayatım boyunca korktuğum çok riskli bulduğum Borsa ve kriptoya ben inanan ve yatırım yapan biri oldum ve görüyorsunuz işte teknolojiden, işten çıkar. Ben çünkü sürekli ekonomi okuyorum. Hani hoşuma gidiyor. Hoşuma gittiği için okuyorum. Yoksa oturup ilgisini çekmeyen insanın okuyacağı şeyler değil. O tarz içerikler. Ne oldu? Mem yıllar içinde değişimim. Ben önce bağlı kalayım, mekan açayım, bir köşem olsundan Aman ben bağlanmayayım. Terk edebileceğim zaman. Terk etme kelimesi kötü. De yer değiştirme veya bir şey denemek isteyeceğim zaman bu belki İtalya olur. Belki işte diyorum ya belki belki Kolombiya olur. Ya da başka bir yer olur. Ya da belki bir Amerika olur, bilemiyorum. Ama ben bunu yapabilmem için bağ bağlı olmamam lazım. Ne oldu? Bütün bir yani bir hayali bıraktım. O zaman içinde en tehlikeli gördüğüm hayatta yapmam. Abi yok yani en sağlamı emlaktır odur budur gibi düşüncelerim pat kripto ve borsaya geçti. Neden? Çünkü diyorum ki mobil olabilirim. Hareket edebilirim. Yatırımı her yerde broker basıyorsun al al sat sat. Ve bunu her yerde yapabiliyorsun. Gibi gibi. Ne oldu? Mobil olabilme ihtiyacından dolayı kendi korkumu bir yerde yendim bambaşka bir yere yöneldim gibi gibi. Orada da kendimi öğrenci olarak görüyorum. Özellikle ilk bir sene dedim ki ben bunu tamamen öğrenci olarak kendimi gözlemleyeceğim benim korktuğum yatırımda. Düşüşlerde korkunca ne yapıyorum, panik oluyor muyum? Çünkü hep onların kitaplarını okuyorum. Hep olay, hep psikolojiyle alakalı. Mesela şu an Türkiye'de borsa. Aa bak onu da örnek vereyim. Bugün annemi aradım. Aa, ne dedim Türkiye'de borsa inanılmaz düşmüş. Kenarda köşede bir şey varsa mutlaka al. Yok yok yok. Ben altın mı? Borsa hayat almam. altın alınım. <laughs> falan yaptı. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Çok riskli bulduğum bir şey artık kendi aileme diyorum. Aa bak çok düşmüş alın falan filan. Yani e dolayısıyla Almanya tat vermiyor. A Aklında başka bir ülke var mı olayın? da ben böyle bir altyapı izlediğimi gördüm. Yani kendimi tamamen bir yere bağlı olmamak, bir şey denemek istiyorsam burada artık e, gerekli kurumlara galiba öyle bir çıkış mı veriyorsun? Ne yapıyorsun artık hani burada vergi burada kazanmayacaksın, vergi değil başka yerde yaşayacağım. Falan. O onu da yapmadım, bilmediğim için. Ama o gün gelirse benim burada bir ev ödemem olmaması gerekiyor bir iş yerimin olmaması gerekiyor. Bir de a iş yerini devredeyim de bulayım da veya işte ev ödüyorsam a kredi aldım şu kadar bu kadar o satılırsa anlatabiliyor muyum? Bunlarla benim uğraşmamam lazım. Benim anlık karar verip bir şey deneyeceksem işte dediğim gibi 3 sene 4 sene 5 sene veya bilemiyorum yani. İşte kesin konuşamıyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz verdiğimiz kararlarda çok duygusal davranıyoruz. Bu bir. İkincisi ben şu an böyle bir yorum yapıyorum. İki sene sonraki Almanya nasıl bir Almanya olacak? Öngörüm yok. Tek öngörüm matelükni yani mate, matematik Alman e, matematik yalan söylemez. Sayılar yalan söylemiyor. İşte işten çıkarma haberleri yalan söylemiyor yani adamlar biz 30 bin kişi çıkaracağız diyor. Öbürü biz 40 bin kişi, öbürü biz 14 bin kişi falan. Bunlar bu, en bilinenler yani. Burada benim Almanya ile ilgili tek öngörüm. Bu da benim öngörüm değil zaten. <laughs> Okuyorum de adamlar kocaman fabrika sözü çıkıyor. Biz çıkaracağız kardeşim diyor. Bu kadar da bütçe ayırdık. E şimdi bunu öngörüsünü oluşturmak çok kolay. Burada ekonomi maalesef kötüye gidiyor istatistik. İstatistik onu gösteriyor yani. İkincisi ben kocaman ülkeyi değiştiremem. Ben İngiltere'yi değiştiremem. İngiltere'de yaşasam Almanya'yı değiştiremem. Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'yi değiştiremem. <laughs> Anlatabiliyor muyum? O zaman ben ne yapacağım? O zaman ben sadece kendimi değiştirebilirim. O zaman kendime yatırım yapmam lazım. Orada da zaman içinde dediğim gibi bilinçaltında böyle bir şey geliştirmişim. Yani aman bir yere bağımlı olmayayım, bağımlı kalmayayım derken artık bilinç üstünde görebiliyorum. Ben böyle bir şey olursa iyi bir yerde bir fırsat veya aklıma yatan deneyebileceğim veya bilmiyorum bu illa hani bu anlattıklarım illa böyle para kazanma hırsıyla manasında şeyler demiyorum. Bir örnek vereyim size. Biz Kolombiya'nın e, Karabik bölgesine gittiğimizde ben orada bir sürü Avrupalılarla tanıştım. Mesela Fransız bir çiftle tanıştık kadın daha hamileyken bunlar Kolombiya'da tatile geliyorlar. Bayılıyorlar orada. Oturumu nasıl alırız, ederizi çözüyorlar. Ondan sonra en turistik, işlek bir yere restoran tarzı bir şey açıyorlar. Böyle 6-7 masalı falan. Yani bakkal çakkal restoran karışımı. Sonuçta Kolombiya'da gelişmemiş bir ülke olduğu için öyle karışık bir şeyler yapabiliyorsunuz. Gitmişler, köy evi almışlar. O da yol üstü. Köy evinin ön tarafı yola bakan tarafa. Adamlar açmışlar. Şimdi mesela bu insanların e, ha diyebilirsin orada ne kadar kazanıyorlar. Ama onların olayı kazanç değil zaten. Adamlar Avrupa'yı terk etmiş. Diyor ki yani tutmazsa giderim kardeş diyor yani. Ama biz diyor burayı aşık olduk. Buraya tatil haftalık 2-3 gün gelmek istemiyorduk. Bunu yapabilir miyiz? Yaparsak ne yapabiliriz? Ay bizde yabancı dil var. Ha burada bu yerlilerin yapamadığı yemek memek bu var. İnternetten müşteri de buluruz. Biz diyor bunu bir denedik tuttu diyor. Burada bütün WhatsApp'larımızı karşılıyor. Cennet gibi yerde yaşıyoruz. Hakikaten cennet. Mesela örnek verebilir miyim? Ama işte benim böyle bir şey deneme şansımın olması için o gün geldiğinde işte bu yaptığımız yatırımlardan belki bir tane iki tane kağıt çok iyi gidecek. Böyle istatistikler var. Yaptın bir, bir sepet yapıyorsun yatırımda. Bir tanesi iki tanesi zaten uçtuğunda bütün yaptığın yatırım sepetini kurtarıyor gibi gibi. Belki bir mekan açma parası olacak şeyde yani Güney Amerika. Yani bilemiyorum. Yani ben oraya gideceğim orada restorançılık yapacağım demiyorum. Hani videoları hiç anlayamayan bir kesim de var. Demek istediğim zamanı geldiğinde hemen hareket edebilecek pozisyonda olmam lazım. Onun için de burada bağlılık kendime yaratmıyor. Bu bir sorun. İkincisi Almanya tat veriyor mu? Gibi bir şey demiştim galiba. Almanya sana eskisi gibi tat veriyor mu? Şu 3-4 hafta önce bir story paylaştım arkadaşlarla. Burada rakı makı yaptık. Hatta Ankara oyun havası oynadık. Oynadılar bir <laughs> restoranda. Ee, sonra ben de oynadım da orayı tabii çeken olmadı. Neyse. Şimdi mesela ben şunu fark ettim. Bak o, o akşam ne yaptığımızı anlatayım. Kreuzberg'de Türk restoranına gittik. Ben de o gün hiç içmeyecektim de işte lakıcı değilim. Aslında dedim iki bira içerim orada keserim. Aa dediler ya sen deli misin tam ortamımızı bozuyorsun hadi al iki bir duble al falan bir duble derken neyse işte <laughs> biliyorsunuz. Ee, bak şimdi orada içtik ondan sonra Türk yemekleri Türk mezeleri rakı Oradan dedik ki hadi bara gidelim. Bara gittik. Alman barına gittik. Orada ortam güzeldi. Oradan bir arkadaş alması gerekiyordu ya da ertesi gün çocuğunu alacak falan. Başka biz grupla oradan hadi dedik klava gidelim mi? Klava gittik falan. Şimdi mesela tat alıyor musun? E şimdi bu bir tat. Peki ama bana bu tadı veren Almanya mı Berlin mi? Yani ben Almanya'nın belki çok küçük bir şehrinde olsam bu yaptığım geceyi ki burada Berlin için çok sıradan bir şey bu orada yapamayacaktım gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bana şu an ya da işte videoları görüyorsunuz. Kolombiyalı kız arkadaşım olmuş. Kolombiyalara gittik. O videoları da yükleyeceğim ana olarak. Hala da yüklemedim. <laughs> Kaç seni oldu. Sonra İtalyan kız arkadaşımla Sicilya, işte Roma, bir onları da yükleyeceğim. Sicilya videoları başladı. Görürsünüz de. Cennet nereler var? Dünyada neler nerelerde neler var? İnsan bir de görünce bir de artık kendini hiçbir yere bağlamak istemiyor. Oğlum o kadar güzel yerler var ki. E şimdi bu yabancı kız arkadaşlar bu şey neyle oldu? E Berlin sayesinde oldu. Ben Kuşadası'nda veya İzmir'de ne bileyim üç kuyularda yaşarken benim Kolombiyalı kız arkadaşım mı olacaktı? Yarı İtalyan, yarı Alman, Sicilyalı kız arkadaşım mı olacaktı? Hayır. İşte bak bu da bana Berlin'in verdiği bir tat. Yani Berlin'in bana mümkün kıldığı bir şey. Dolayısıyla Almanya tat veriyor mu sorusu çok kapsamlı bir soru. Berlin tat veriyor. Negatifi yok mu? Var. İşte bak ben ev aramalara daha tam başlamadım ama başlayacağım. Bir ev piyasası var. Köpek gibi kulübelere ne para yani kulübe gibi odalara daha doğrusu ne paralar isteniyor? Ya yani evler var. Böyle mutfak e, mutfak içinde bir oda pişirdiğin yerde yanında yatak. Anlatabiliyor muyum? Bir bir tane büyük stüdyo oda daire gibi düşün. Yani salon, yatak odası, mutfak hepsi bir met, şeyin e, odanın içinde. Bir tek tuvalet ayrı Allah'tan. Yani buralara istenen kiralar 1200, 1500 öyle arkadaşlar. Yani 3000 üstü kazandığınızı varsayalım. Bugün benim kanalı iste, izleyen kaç kişi netto 3000 üstü kazanıyor? Hadi 4000 kazan 1500 ver odaya veriyorsun ha ev değil. Adam baban gelse yani yemek yer yaptığınız yaptığınız yerin orada kal şey misafir bile edemezsin yani. Böyle yerleri bu kira böyle negatifleri var anlatabiliyor muyum? Ya da işte mesela akşamları Almanya eskisi gibi tat veriyor mu dersen. Mesela akşamları daha şey oldu. Bunu ben gazetelerde de okudum güvensiz hissediyorsun kendini. Çok karanlık akşamları. Abi yani bir, biz işte geçen sene Roma'dan geldik. Roma'ya bir çıkıyorsun. Her yer çok güzel aydınlatılmış. Her yer ama turistik köşe değil her yer. Berlin'e bir geliyorsun abi ben <laughs> şu an videoyu izleyenler yazsınlar yani. Berlin olması gerekmez. Almanya'nın her yeri böyle. Akşam 8'den sonra yemin ediyorum 50 metre ilerden böyle bir gölge yürüyor. Kadın mı yürüyor, adam mı yürüyor, bir grup mu yürüyor yani göremiyorsun gibi gibi. Yani negatifler çok zaten bir şey söyleyeyim mi? Negatif hissedikten sonra ben sana 10 bin tane negatif bulurum. Almanya'da keyif almama dair. Almanya'da çok keyif alıyorum ya da işte Berlin üzerine geçelim. Berlin'de keyif alırsın. o 10 bin tane ve iki tane örnek verdim. Ben çok kültürlü yaşamayı seviyorum. Ben bundan zevk alıyorum derim. Videoyu izleyen biri der ki <laughs> Onun da zevk aldığı şeye bak abi yabancı kalırlar Öyle düşün Düşünebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben mesela burada bak İspanyolca öğreneceğim dedim. Pat kursa başladım. Öğrenebiliyorum. Peru'lu arkadaşım var. Ben bunu seviyorum mesela. Bu bir hayat tadı. <laughs> Ama başkasının önceliği bu değildir. Başkasının önceliği de şeydir yani belki adamın, adam evlidir. Çoluğu çocuğu vardır. İşi çalışmıyordur. Bir maaşta e, dört boğaz geçinmeye çalışıyorlardır. Adam açar benim videomu. Adam der ki aa ne güzel öğrenebiliyorum yabancı kız arkadaşım bu bir hayat tadıdır ben söyle O adam der ki ulan bunun zevk aldığı hayat aldığı tada bak der. Yani şeylerimiz çok bireysel çok farklı yani. Bir de biz Bulgaristan göçmeniyiz. Yani ben Türkiye sonuçta doğdum ama yani. mesela benim bizim akrabalarımız bir kısmı daha Bulgaristan'da var. O jenerasyon yani benim jenerasyonda olan kuzenim de mesela İngiltere'de falan. Yani bizde böyle göçmek çok büyük bir olay değil ülke değiştirmek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kısmı Türkiye'ye gelmiş, bir kısmı orada kalmış. Onların çocukları da İngiltere'ye gitmiş. Şimdi ben buraya Almanya'ya geldim falan. Yani çok kişisel anlatacak buna çok şey var. Böyle güzel soru gelirse açar açar daha yani içeriğini açarak e, anlatırım. Dışarıdan geliyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.